Şöyle. Bu yeterli olacak. Kerevizimin önce dışını soymak istiyorum. Şu tepe kısmını alıyorum. Aynı şekilde altını da alacağım. Sonra kenarlarını şöyle portakal soyuyormuş gibi. Ben portakalı da böyle soyarım genelde. Şöyle alıyorum. Soyacakla da yapabilirsiniz ama kerevizin dışı biraz sert olduğu için daha zor oluyor. O yüzden ben böyle doğramayı ve soymayı tercih ediyorum genelde. Şimdi kerevizimi dilimlemeden önce sosumu hazırlamak istiyorum ki kerevizleri ona atayım, kararmasını engelleyeyim. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını, sızma zeytinyağını kabımın içine alıyorum. Birazcık elma sirkesi, üzüm sirkesi istediğiniz kullanabilirsiniz. Ben elma sirkesini burada daha çok yakıştırıyorum. Şöyle elma sirkesi, tuz ve karabiber koyacağım. Birazcık tuz. Birazcık da karabiber. Şöyle hızlıca karıştıracağım bir kaşıkla. Hafif ekşilik istiyorum. O kerevizle elmayı hepsini bir araya getirsin. O tatlını biraz kırsın istiyorum. O yüzden şöyle güzelce sirke ve zeytinyağımı karıştırdım. Bu kenarda dursun. Ben de dediğim gibi kerevizimi doğramaya başlayayım. Şöyle halka halka dilimleyeceğim. Hepsini kullanmayacağım. Şu benim için yeterli. Bunu kenara alıyorum. Şimdi bunları da böyle kibrit şeklinde doğrayacağım yine. İstiyorsanız rendeden de geçirebilirsiniz. Hiç problem değil. Ben şöyle kibrit şeklinde doğruyorum. Şimdi bunu sosunun içine atıyorum. Hem böyle kararmasını engelleyeceğim hem de biraz sosu çekecekler. Şöyle. Dediğim gibi zeytinyağı ve sirkeyle kerevizleri birleştiriyorum. Şimdi aynısını elmalara yapacağım. Elmaya daha doğrusu. Şöyle. Direkt orta kısmını bırakacak şekilde elmamı kestim. Şimdi bunları da ince dilimler halinde doğrayacağım. Sonra onları da kibrit doğrayacağım. Şöyle üst üste koyalım. Bütün elmamı da kibrit şeklinde doğrayıp salatamın içine ekliyorum. Kabuklarını almayacağım. Hem renk katıyor hem de biraz kıtırlık veriyor. Onu da bırakmak istemiyorum. Şöyle. Bu da tamam. Şu elmanın tatlılığına da bir bakacağım. Çok tatlıysa eğer ona göre sirke ya da Lolorosa oranını arttırabilirim. Bunları da aynı şekilde ekliyorum. Şöyle.
dediğim gibi elmanın tatlına da şöyle bir bakalım. Çok tatlı bir elma değil. O yüzden bu oran yeterli. Şöyle karıştırıyorum son bir kez. Şimdi diğer malzemelere geldi sıra. Şu elmayla kenara alalım. Lolo Rosso'yu da şöyle hafif ince ince doğrayacağım. Salatamla uyumlu olsun diye. Bunu da aynı şekilde elma ve kerezlerin üstüne ekliyorum. Şöyle. Ve son olarak ceviz ve nane yaprağı eklemek istiyorum. Ceviz kıtırlık verecek. Dediğim gibi bir lezzet daha katmış olacağız salataya. Onu da şöyle irice doğruyorum. Bolca ceviz kullanacağım. İstiyorsanız fındık gibi başka kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Yer fıstığı, fındık, file badem. Ama ben cevizle böyle çok yakıştırdığım için bugün ceviz kullanıyorum. Ama evde yoksa da ne yapacağım demeyin. Dediğim gibi başka herhangi bir kıtırlık da ekleyebilirsiniz. Şöyle. Bunu da aynı şekilde salatanın içine ekliyorum. Ve son olarak içine nane yaprağı koyacağım. Hiç doğramayacağım. Yapraklardan direkt böyle kopartıp içine atmak istiyorum. Çok büyük yapraklı değiller. Şöyle. Zaten kopartırken nane kokmaya başladı. O yüzden bu salataya da böyle güzel bir aroma ve lezzet katacak. Şöyle. Bu benim için yeterli. Çok da boğmak istemiyorum. Arada böyle damağa gelip ufaktan şenlendirmesi daha çok hoşuma gidiyor. Şu benim için yeterli. Şimdi bunu da güzelce bir karıştıracağım. Ve salata kabımı alacağım. Güzelce karıştırdım. Şöyle bir salata kabının içine servis edeceğim.